Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 2018 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet 2018 yılında sizin için belki de en güzel, en olumlu gelişme artık Satürn'ün o zor ve kasvetli enerjisinden uzaklaşacak olmanız. Geçtiğimiz yılın son günlerinde Satürn burcunuzdan ayrıldı ve bu yıl Oğlak burcunda ilerleyecek. Oğlak burcunda 2,5 yıl kadar kalacak Satürn. Bu süreç içerisinde sizin ikinci evinizde olacak. Plüto da zaten 2008 yılından bu yana Oğlak burcunda ve sizin ikinci ev alanınızda ve bu süreçte de özellikle para durumunuz, kazançlarınız, mal varlıklarınız ve bütçenizle ilgili konularda Plüto çok daha derinden bazı yapılandırmalar içerisindeydi, dönüşümler içerisindeydi. Şimdi Satürn bu 2,5 yıllık döngüde burada yeni inşaatlar yapacaktır, yeni yapılandırmalar yapacaktır. Yani yeni kazanç yolları size sunabilir, yeni iş gibi konular olabilir. Her şeyden önce bu iki ağır gezegen ikinci evinizde olacağı için yıl boyunca para konularına ciddi yaklaşmalısınız. Maceracı bir tavır takınmamalısınız. Daha istikrarlı ve güvenli hareket etmeniz gerekiyor. Paranızı kazanırken de, onu değerlendirirken, harcarken de çok daha zaman zaman tutumlu, zaman zaman çok disiplinli olmanız gerekiyor bu süreç içerisinde. Bunu yapabilirseniz, para konularına ciddi yaklaşırsanız ve gerçekten hak ettiğiniz ve hak edeceğiniz paraların kazanımlarıyla uğraşır, bunun için çabalarsanız Satürn'ün de size burada ödülleri olabilir. Daha uzun süreli, daha kalıcı, daha sağlam ve istikrarlı kazançları Satürn burada size sunabilir. Evet, bu yıl şans gezegenimiz Jüpiter Akrep Burcu'nda, yılın büyük bölümünde. 8 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda ve 8 Kasım'dan sonra da artık sizin burcunuzda olacak ve asıl şanslı dönemleriniz başlayacak. Yılın son 2 ayı ve 2019 yılının da büyük bölümünde Jüpiter sizinle olacak. Peki Kasım'a kadar Jüpiter size neler sunacak? 12. evinizde olacağı için onun genel anlamda maddi manevi koruması altında olabilirsiniz. Her şeyden önce 12. evdeki bir Jüpiter biraz daha maneviyatla ilgilidir. Siz de bu dönemde belki ruhsal ve spiritüel konulara, manevi konulara daha fazla çekilebilirsiniz. Bilinçaltınızla ilgili konular, ruhsal ve bedensel sağlığınız, şifa, arınma, terapi gibi kavramlar, bunlara odaklanmanız ve bu alanlarda da gelişmeniz, güçlenmeniz mümkün. Sağlıkla ilgili konular, günlük hayatınızla ilgili konularda da Jüpiter burada daha şifalandırıcı, daha dönüştürücü bir etkiyle çalışacak. Zararlı konulardan sizi uzaklaştırabilir, alışkanlıklarınızdan, bağımlılıklarınızdan kurtulmanız için sizi destekleyebilir. Ve bu, özellikle manevi bir şekilde sizi koruyacak, yol gösterecek kişilerle karşılaşmak, tanışmak veya tamamen ruhsal olarak bir şekilde size yol gösterecek rüyalar olabilir. Bunlar önseziler, içsel uyarılar, sezgiler olabilir. Bunlarda da bir güçlenme hissedebilirsiniz bu dönemde. Bir şekilde korunduğunuzu, manevi alemden gelebilecek bazı desteklerin olduğunu, sizinle beraber olduklarını hissedebilirsiniz. İşte 12. evdeki Jüpiter böyle güzel bir anlam da ifade ediyor. 8 Kasım'dan itibaren ise Jüpiter artık sizin burcunuzda olacak. Çok daha hani görünür, çok daha dünyasal konularda da amaçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olabilir. Evet, ay düğümleri Aslan ve Kova aksında ve tutulma döngülerimiz de yine yıl boyunca geçtiğimiz yıl olduğu gibi Aslan ve Kova aksında olacak. 31 Ocak'ta 11 derece Aslan Burcu'nda bir ay tutulmamız var. 15 Şubat'ta da 27 derece Kova Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. Sevgili yaylar. Evet, özellikle 3. ve 9. evinizde meydana geliyor bu hareketler. Aynı tutulma döngüsünü yaz aylarında 27 Temmuz'da Kova Burcu'nda ay tutulması, 11 Ağustos'ta da Aslan Burcu'nda güneş tutulması şeklinde yaşayacağız. Tutulma döngüleri 6 aylık bir süreci etkiler. Ocak sonundaki tutulmalar yaz aylarına kadar, yaz sonunda
olan tutulmalarda yıl sonuna kadar etkisi altında bizi bırakabilir. Tabii ki bunlar daha önemli, daha büyük kadersel döngüleri işaret ediyor. Üçüncü ve dokuzuncu evinizdeki bu tutulma döngüleri genel anlamda yaşama bakışınız, gelecekle ilgili hedefleriniz, beklentileriniz, inançlarınız, yakın çevre ilişkileriniz, akrabalar, bunlarla ilgili konularda da size önemli açılımlar getirebilirler, farkındalığınızı artırabilirler, bazı kapılar açabilirler. İletişim, yayıncılık, medya, eğitim gibi konularda yıl boyunca yine hayatınızda aktif olabilir. Daha fazla seyahat, yurt dışı seyahati de yapabilirsiniz bu dönemde. Evet, bu yıl 3 güneş tutulması yaşayacağız. 13 Temmuz'da da 20 derece yengeç burcunda bir güneş tutulmamız var. Bunun etkileri aslında yıl sonundan, Kasım ayından itibaren daha güçlü bir şekilde hayatımıza girecek. Çünkü ay düğümleri de 7 Kasım'dan itibaren yengeç oğlak aksına geçiş yapacak. Bu da yıl sonundan itibaren biraz daha hani para konuları, finansal konularda artık evrenin bizimle ilgilenebileceğini ve bu alanlarda da hayatımıza yeni kadersel durumların girebileceğinin işaretçisi. Evet, bu yıl Uranüs gezegeni burç değiştirecek. Bu önemli bir göksel hareket. Çünkü 2010'dan bu yana Uranüs Koç burcundaydı ve bu yıl artık Mayıs ayında Boğa burcuna geçiş yapacak. Yıl boyunca Boğa burcunun ilk derecelerinde hareketi olacak. Sonbahar aylarında Ekim ve Kasım'da Koç burcunun son derecelerine kısa bir geri dönüşü var ve daha sonra tekrar Boğa burcuna geçiş yapacak. 7 yıl kadar, 2025 yılına kadar Uranüs'ün Boğa burcunda olacağını söyleyebiliriz. Bu dönem özellikle 6. ev konularınızda biraz daha o Uranüs'ün çılgın enerjisini, kontrolü zor enerjilerini ortaya çıkaracak. Biraz daha belki serbest çalışmak, iş ve mesleki konularda farklı alanlara yönelmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde günlük yaşamınız, alışkanlıklarınız, sağlıkla ilgili uygulamalarda da biraz daha farklılaştığınızı ve eski kalıplardan özgürleştiğinizi hissedebilirsiniz. 2025 yılına kadar etkili olabilecek bir durum bu. Evet, bu yıl Satürn artık Oğlak Burcu'nda yeni yapılar size kurmakla meşgul olacak. Plüto zaten uzun süredir kazançlarınızla ilgili konularda ciddi dönüşümler meydana getirmişti. Satürn'ün enerjisi burada biraz daha belki önümüzdeki süreçte para kazanma konularında yeni temeller atabileceğinizi ve bunları sağlamlaştırabileceğinizi işaret ediyor. Bu yıl Neptün Balık burcunda ilerleyecek, devam edecek Neptün'ün transiti ama Jüpiter'le de güzel bir olumlu açı içerisinde olacak. Satürn'le ve Plüton'la da olumlu bir açı içerisinde olacak. Geçtiğimiz 2 yıla kıyasla biraz daha ailevi konularda huzurlu olabileceğimiz bir dönem. Geçtiğimiz 2 yıl ev, yuva kavramları, aile konuları, ebeveyn konuları zaman zaman sizi aşırı strese sokmuş olabilir. Bu yıl daha huzurlu, daha uyumlu, daha destekleyici enerjiler var. Aile içerisinde, ev içerisinde, yuva içerisinde mutluluğu, huzuru bulabilirsiniz sevgili yaylar. Evet, iki tane kişisel gezegenimizin önemli retrolarını da yaşayacağız 2018 yılında. Öncelikle yaz aylarında Mars retromuz var. 26 Haziran 27 Ağustos aralığında 2 aylık bir dönem Kova burcu ve Oğlak burcunda yaşanacak bu Mars retrosu. Bu süreç içerisinde özellikle Temmuz sonu ve Ağustos'taki tutulma döngüleri de devreye gireceği için ve bir yandan da Uranüs'ün Boğa burcundaki seyri devreye gireceği için Mars'ın Kova burcundaki retro hareketi biraz daha belki yani yakın çevrenizdeki bir kişi, akrabalar, komşular, kardeş ve kardeşle ilişkilerde bazı ani stresli durumlar oluşturabilir. Bunun sonucunda bazı belki harcamalar olabilir. Biraz hani bunun size dokunabilecek finansal yanı olabilir. Bu süreçte özellikle yeni konulara daha hızlı bir şekilde yaklaşmak yerine biraz daha temkinli hareket etmek ve herhangi bir sorunla ya da pürüzle karşılaşmışsak bunları çözmeye çalışmak daha doğru görünüyor. Venüs retrosunda sonbahar aylarında yaşayacağız. 5 Ekim 16 Kasım aralığında Venüs Akrep ve Terazi burcularında retro hareket yapacak. Bu süreçte de özellikle ilişkiler, arkadaş ilişkileri, flört ilişkilerinde biraz böyle
Gizli konular ortaya çıkabilir ya da sizi şaşırtacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişten gelen bazı gizlediğiniz aşk ilişkileri veya bazı arkadaşlarınızın bilmediğiniz gizli hayranlıkları, platonik ilişkiler. Bu anlamda sonbahar dönemi de biraz ilişkilerle ilgili karmaşa yaratacak gibi görünüyor. İçe dönük bir enerji aslına bakarsanız, yalnız kalma isteğinizin de artabileceği bir dönem ve Venüs'ün retro olduğu dönemde biraz daha hani sosyal hayattan geri çekilebilirsiniz ya da geçmiş konulara ilgi duyup hani uzun süredir ihmal ettiğiniz bazı arkadaşlarınızla o dönem daha fazla görüşebilir, ilişki içerisinde olabilirsiniz. Evet, yılın geneline baktığımızda artık Satürn burcunuzdan ayrılıyor. Jüpiter sizin için koruyucu bir pozisyonda yıl boyunca, gezegeniniz Jüpiter güçlü olduğu bir burçta. Neptün'den güzel destekler alacak ve geçtiğimiz 2-2,5 yıl gerçekten Satürn sizi çok yordu. Hayatınızda önemli dinamikleri belki sorguladınız, bazı kayıplar yaşadınız, sıkıldınız, sizi zorlayan bir disiplin altına girmiş olabilirsiniz. Bu yıl daha rahatsınız aslına bakarsanız ya da son 2 yıldır yaptığınız, çalıştığınız konularda ya da harcadığınız emekler, yaptığınız fedakarlıklar sonucunda bu yıl belki biraz daha Satürn'ün ödüllerini alabileceksiniz. Ama neyde ciddi olmanız gerekiyor? Öncelikle şunu söyleyelim. Para konularına ciddi yaklaşmanız gerekiyor. Kesinlikle şans yoluyla para kazanmak değil, çalışarak, emek harcayarak para kazanmanızı talep ediyor Satürn sizden. Bunu yapabilirseniz gerçekten hem uzun vadeli, hem kalıcı, hem istikrarlı kazanç yollarını da rahatlıkla bulabilirsiniz, inşa edebilirsiniz sevgili yaylar. Yıl boyunca hazırlayacağımız günlük, haftalık, aylık videolarla bizi takip etmeye devam edin. Mutlu ve başarılı bir yıl dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.